Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Yani ben bir evi ne gerekiyorsa onu almak istiyorum. Nasıl yani? Şöyle yani işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, beyaz eşya falan. Öyle şeyler. Tamam, hemen bakalım. Çamaşır makinesi modellerimiz burada. Buyurun buradan bakalım. Ah. Yalnız bunları şimdi aldığımda hemen gelecekler değil mi? Tabii tabii efendim. Hemen teslimatı yaparız. Siz merak etmeyin. Siz seçin beğenin. Buyurun. Tamam. Nasıl bir model düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum ki. Bizde çok çocuk var. Yani çok fazla çamaşır çıkar, öyle söyleyeyim. Üç tanesi de küçük. Öyle bir model alacağım işte artık. Anladım efendim. Şu büyük hacimli modele bakalım isterseniz. Şu mu? Abi sen niye bugün devreye çıkacağım diye durdun ki? Gidip yatıp uyusaydın ya da yengenin yanına falan gitseydin. Deli misin sen, gelir gelmez devreye çıktın? İyiyim ben kardeşim. Yok bir şey, sağ olasın. Tamam güzel ya, alayım ben bunu. Tamam o zaman, buzdolabımızı seçtik, çamaşır bulaşık makinemizi seçtik, fırınımızı da seçtik. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, ben hemen ödeme yapayım, kaçayım. Tabii efendim, buyurun. Çay içer misiniz? Çay söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ödeme yapayım, ben kaçayım. Yalnız bu aralar mahalle de bayağı sakin ha. Bu araba hırsızlık işi de bir anda kesildi bıçak gibi. Kesilir tabii oğlum. Yılanın başını ezince kesildi tabii. O Barış itin mahalleden gidince, elini çekince mahallemiz temizlendi çok şükür. Aynen öyle. Abi. Ha? Şu Barış değil mi ya? Çek çek, şuraya çek çabuk. Hop! Lan olsana. Sen bela mısın? Siktirip gitsene. Ne yapıyorsun hala bu mahallede? Pardon, bana mı diyorsunuz? Olay çıkarmadan defolup git. Adabınla git. İyi gideyim memur bey. Ben de burada yaşıyorum. Hatta inanır mısınız? İkametgahımı dahi buraya aldıracağım. Buradayım yani artık. Hep temelli. Burası artık benim de evim. Ben senden kurtulmasını bilirim. Nasıl? Nasıl kurtulacaksın benden Cemil? Hı? Şimdi Filiz evde annesiyle kardeşleriyle oturuyor. Bir yerden sonra sana ihtiyacı olmayacak. O zaman ne yapacaksın? Onunla mı tehdit edeceksin? Kendi liginde kal. Anladın? Bulaşma bana. Senin liginde hırsız. Aşkım. Hı. Yarın yurda gidelim mi? Ceylan'ı görmek istiyorum ben. Ya başka zaman gitsek olmaz mı? Benim çok işim var yarın. Mal falan gelecek. Yusuf yapsa olmaz mı? Kiraz birlikte gidelim dedi. Ben de tamam dedim. Sen de gel işte. Ya olmaz Tülay. Vallahi çok işim var. İşlerin başında durmam lazım benim. Ya sen biraz gergin misin? Yemekte de yüzüme bakmadın. Yok yok, iyiyim ya, bir şey. Ya ben banyo yapacağım bir ya. Kahveyi daha yeni koydum ya. Tam çıkınca içerim. Yok, bu adam çocuk falan istemiyor. Anla artık bunu. Resmen kaçacak delik arıyor ya. Ya abicim, bakın bak, size daha önce de anlattım ben. Benim bu kadınla bir işim yok. Ne alacaksanız gidin ondan alın. Lan bu senin nikahlı karın değil mi? Karın borcu senin borcundur. Bize bir sene kirayı taktı kaçtı. Bulamıyoruz. Bize onu bul o zaman. Ya bulsam zaten ben boşanacağım kadınla. Bilmiyorum ki ben nerede olurum. Vallahi Tufan kardeş, biz bu parayı öyle ya da böyle alacağız. Eğer onu bulamadığımıza göre senden alırız. Vermiyorum dersen kontratta senin adamın var. Ya arkadaşım,
Bu kadın bunu benden habersiz yapmış. Zaten bende öyle bir para da yok. Karının borcu senin borcundur. Hem tıkır tıkır işten dükkanım var. Nasıl paran yok? Ha? Ya bak kardeşim, bende param ara yok. Eğer bir probleminiz varsa gidin mahkemeye, oradan halledersiniz zaten. Benim imzam da yok, ilgim de yok. Bizim mahkemede ulaşacak zamanımız yok. Ya gidin mahkemeye anlatın derdinizi, çözerler orada illaki. Diyorum ya bizim, benim bir ilgim yok, yok. Yok, yok. Biz başka türlü çözeriz bu olayı. Ya bu parayı verirsin, ya da bakmışsın ki bir sabah dükkan diye bir şey yok. Anladın mı? Vallahi sizin tehdidiniz bana sökmez aga. Başka kapıya. İyi, sen bilirsin. Geliriz biz yine. Ya inanmıyorum, hep beraber oturuyoruz. Elibol ailesi yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Herkes burada ya. Tabii tabii. Böyle bin yılda bir gezegenler falan aynı hizaya geliyormuş ya. Bence Elibolların bir araya gelmesi daha enteresan bir durum ya. Ha anne, denetmeye ne zaman gelecekler, bir şey söylediler mi? 15 günde bir dediler ama. Hayır, daha var. Ama böyle arada habersiz de geliyorlarmış. Çat kapı yani. Kontrol için. Ha, çok meraklılar ya. Habire habire gelirler artık. Çocuklar emin ellerde mi öğrenmek istiyorlar? Şartlar düzgün mü görmek istiyorlar? Haklılar da bence. Çok başı boş kalmış çocukların. Sen yarın sabah erkenden git, bir iş bul kendine Fikri. Efendim? Ne efendim be? Bütün gün yattın. Git sabah bir iş bakın. Üstüme iyilik sağlık ha. Ya ben bu saatten sonra ne iş bulacağım ha? Hiç acımıyor musunuz siz bana ya? Hem sen bir tomar parayla gelmişsin, ne iş? Bu parayı niye karıştırıyorsun canım? Bundan sonra çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacağız. İşse iş. Baba. İstersen bir su getireyim. Ama çok öksürüyorsun. Sana bir öksürük şurubu alayım ya. Kaç gündür böylesin. Abla, ben Müjde'ye söz verdim. Müjde'yle buluşacağım, tamam? Tamam. Ablandan önce bir bize sorsaydın ne olur? Müjde kim? Arkadaşım. Getir bir gün tanışalım o zaman. Tanıyoruz biz. Olsun. Ben de tanışırım. Ne var bunda? İyi tamam. Tanışın. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Dur geçeyim ben sana. Ağzıma kalk, üstü mü içiyorsun, ne yapıyorsun, yap hadi. İyi akşamlar, bir nasılsınız diye bakmaya gelmiştim. Ne haber Ahmet? Bir saniye bekle, montumu alayım geleyim. Tamam. Sen annemin geldiğini niye söylemedin bana? Yani özel bir sebebi yok. Ben bu kadar kalacağını düşünmedim. Bir de sen geldiğin zaman gitmiş olursa geldiğini hiç bilmemen daha iyi olur diye düşündüm. Çocuklar söyleyecekti bana nasılsa. Çocuklar o zaman yoktu ki Filiz. Zaten ben bu annenin mahkeme olayını, velayet falan bilmiyordum yani. Yeni öğrendim. Benden özellikle gizlemedin yani. Aşk olsun Filiz ya. Niye öyle bir şey yapayım? Ben yani seni üzül istemedim. Anladım. Sen iyisin değil mi? Her şey yolunda mı? İyiyim.
Sen? Yani fena değil. Yarın sabah geleceksin değil mi bizim eve? Annemin gönlünü almaya, elini öpmeye. Elini öpmeye. Geliyorum dedim ya Cemil sabah. Tamam tamam. Sevinecek şimdi gelinini görünce o da. İyi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tövbe yavrum. Selam. Ne haber? İyi, senden? İyi, ben de. Nasıl gidiyor? Şimdi bir aile bir arada olmak falan nasıl bir his? Yani gerçek gelmiyor tabii çok. Mutluyum ama mutlu olmaya da korkuyorum gibi. Annem bugün Müjde'yle tanışayım dedi ya. Böyle normal bir anne gibi. Hadi ya. Tanışırız o zaman. Tanışırız. Asıl ben sana ne diyeceğim? Hani iş bakıyorduk ya. Hı. Ben iş buldum ikimize. Süpersin Müjde ya. Ne işiymiş? Ya markette ürün tanıtacağız. Ürün mü? Evet. Tanıtırız. Tanıtırsın. Ne var? Yani. Bu ürün deriz, alın bunu deriz. Bunu almayacaksınız, hangi ürünü alacaksınız? Yani. Yaparız yani. Bence de. Heh, geldin mi? Hemen otur sofraya. Buz gibi oldu yemekler. Vallahi çok açtım anacığım. Çok güzel şeyler yapmışsın. Eline sağlık. Bütün gün hiçbir şey yemedim ya. Of. Çorba da çok güzel görünüyor. Ah, Allah'ım sana çok şükür. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hayırdır anneciğim? Ne bu halin? Hayır mı var oğlum? Bu kadar olaydan sonra. Bir hazırlık, bir telaş evlendirdim seni. Yine biz bize oturuyoruz evde. Nerede o karın olacak Filiz? Ha. Yarın sabah gelip elini öpecek, merak etme. Şimdi Şükran abla geldi, çocuklara falan kavuştu ya. Bir sürü onlarla kalacak. Böyle saçma şey olur mu? Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Onun evi artık burası. Ya hemen buraya çıkar gelir ya da öyle el etme falan istemiyorum. Böyle gelin olmaz olsun. Ya anneciğim niye böyle yapıyorsun? Kızın yaşadıklarını biliyorsun, başına neler geldi. Biraz anlayışlı olsana ya. Olamam efendim. Ben böyle evlilik görmedim ömrümde. Sen nasıl bu kadar rahatsın anlamıyorum. Bu kızın her türlü rezilliğine müsamaha gösteriyorsun. Hayır anne, aslında sen her yaptığını kusur buluyorsun. Hayır, ben çocuklarla olmasına karışmıyorum, onlarla kalmasına. Sen niye karışıyorsun ki? Kocası olan benim. Gel yemeğini ye. Afiyet olsun sana, iştahım kalmadı benim. Aa, eyvallah. Koy böyle baba. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.
kahvaltı edelim deyince ben de bir şey sandım. Ne güzel kahvaltı ediyoruz işte, yesene. Savaş, sen beni niye çağırdın bugün buraya? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Oğlum bir baksana sen bana. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Ne demek düğünden gelin kaçırmak? İki gün sonra kalkmış, anne gel kahvaltı edelim, çay içelim diyorsun. Ne demek bunlar? O iş tam olarak öyle yani. Ay sen benim yüreğimi indirmeden rahat edemeyeceksin. Oğlum eve polis geldi diyorum. Senin oğlun benim karımı kaçırdı dedi. Bak, o durum tam olarak kontrolüm altında. Tamam. Hem birini kaçırmış olsam bu kadar rahat geziyor olabilir miyim ya? Ne alıp veremediği var seninle o zaman o Cemil denen adamın? Ya sen şimdi boş ver Cemil'le. Ben başka bir şey demek için çağırdım seni. Ay ne olur, kötü bir şey söyleme. Duydun mu? Kötü bir şey söyleme bana Savaş. Anne ben okula dönüyorum. Nasıl? Bayağı. Tıp fakültesine geri dönüyorum. Kaydımı yenileyeceğim. Bitireceğim okulu. Sevinmedin mi? Okula dön, okula dön diyorum. Lan dönüyorum işte. Ay sevinmez olur muyum Savaş? Çok sevindim. Bravo sana. Bravo oğlum. Merak etme anneciğim. Her şey yoluna girecek. Ben hallediyorum kızım, kızlarımı bırak. Tut onu arayı. Basket antrenmanım vardı abla. Takımdan geri kaldım. Çalışmam lazım. Tamam. Sen? Ben de işte Fiko'yu bırakırım idmana. Oradan da markete geçerim. İyi, tamam canım. Ben de kaçtım zaten. Ya sen nereye ya? Abla dedim ya, Müjde iş ayarladı. Ona gideceğiz. Ha tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Fikret. Dur oğlum gel. Antrenmandan sonra acıkırsan büfeden kendine bir şeyler alıp atıştırırsın. Oldu mu çocuğum? Ah. Teşekkür ederim anne. Fiko, çıkışta ben alacağım seni, tamam mı ablacığım? Tamam abla. Al kızım, bu da senin. Teşekkürler anne. Kiraz, sen nereye ablacığım? Ben yurda gideceğim ya Tülay ablayla. Ceylan'ı ziyaret için. Tamam. Dur bekle. Birlikte çıkalım. Sana da aşık verdim kızım ama artık evli barklı kadın sana yakışık almaz. Biz ne zaman para aldık senden ya? Hadi kolay gelsin. Tülay abla. Barış abi. Prenses. Nasılsın? İyisin. İyi. Geldim Kirazcığım. Tülay. Kiraz sana emanet. Tamam canım. Kirazcığım. Üzme Tülay abla, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Anne. Ne oldu, kimmiş? Filiz. Gelsene ya, geç. Hoş geldin. Anacığım, bir şey demeyecek misin? Bak kız neler yaşadı. Geçmiş olsun. Neler çektik biz de burada bir bilsen. Rezil kepaze olduk. Ben hastanelere kaldırıldım. Böyle rezalet görmedim ömrümde. Filiz biliyor zaten neler yaşadığını anne, ben anlattım. Yani olayda hiçbir suçu olmamasına rağmen senden özür dilemek istedi, o yüzden geldi. Ben özür dilerim. Geçti gitti diyelim. Kötü bir zaman. Değil mi? Düşünmeyelim bunları. Sen düşünme tabii. Hatta evli olduğunu bile sildin kafandan galiba. Unuttuysan hatırlatayım. Senin evin artık burası. Fatma teyze. Anne. Efendim? Bana anne diyeceksin. Anne. Biliyorsunuz kardeşlerim yurttaydı. Yeni geldiler. Annemin de durumu malum. Bir düzene sokalım evimizi. Duruma göre bakarız. İnşallah. Annem de ileri geri konuşmuş, kusura bakmayın. Olur öyle şeyler. Ben elinizi öpeyim, bitsin gitsin, olur mu? Asım yaptı değil mi sana bunu? Buldu. Mehmet, hayır, hemen git buradan. Asım mektubu buldu. Benim yazdığım mektubu mu? Oo, Hikmet Efendi hoş geldin. Gel lan benimle. Asım abi. Gel lan gel. Sakince konuşalım abi böyle. Oğlum gel. Abi. Asım. Esra gir içeri, fena yaparım. Sakinlik falan bitti aslanım. O toptancı Selami'yi bulacağım, öldüreceğim, sen de bana yardım edeceksin. Abi dur, ne yapıyorsun? Namusumu temizliyorum lan. Karıma sarkmak neymiş göstereceğim o şerefsize. Aslan abi ben yanım. Hikmet, sen benim kardeşim sayılırsın. Bana yardım etmezsen seni de silerim. Ara şu herifi gelsin. Abi belki ara benim lan. Tamam abi, arıyorum abi. Ah, hoş geldiniz Mustafa Bey. Filiz, sen de hoş geldin. Şimdi daha iyi misin? Evet. İşte grip salgını var malum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Filiz, ne oldu? Ben bir şey rica edecektim de sizden. Biliyorum, yeni başladım.
birkaç günde gelemedim ama. Benim avans rica etmem gerek de sizden. Kiramı ödeyeceğim. Tamam. Muhasebeye uğra versinler. Ay sonunda düşeriz. Öyle mi? Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu ne ya? Ben bunu mu yiyeceğim? Evet. İyi de ben hareket edemem ki bunun içinde. Nasıl dağıtacağım onlara? Ya sen bir şey dağıtmayacaksın zaten. Maskot kanalına gelip çocuklara şirinlik yapacaksın. Müjde dağıtacak. İşte bu ne? Hadi hadi oyalanmayın, hadi giyin. Geç kalıyoruz. Etek. Ne eteği ya? Bence sadece et kısmı bu. Git değiştir. Ya Rahmet saçmalama. Adamlar özellikle bunu giymemi istediler. Kıskançlık yapmanın sırası değil şimdi. Para kazanıyoruz şurada. Ya Müjde şuna bak ya. Ben bunu giyeceğim, madar olacağım burada. Sen bu eteği giyeceksin. Ben çıldırırım burada ya. Ya Rahmet sen salak mısın? 200 saat duracağız şunun şurasında. Ya Müjde ya. Hadi hadi itiraz etme de giy şunu. Ne işlere soktun bizi ya? Git şunun arkasında dur bari. Şuna bak ya. Evet arkadaşlar. Şimdi as takımdakilerle turnike ve top sürme çalışacağız. Siz kukaları dizin, diğerleri çıkabilir. Fikret. Gel. Sen as takımda değilsin, çıkabilirsin. Nasıl hocam? Ama ben as takımındayım. Fikretciğim, top hakimiyetin çok zayıflamış. Seni bu halde as takıma alamam. Ama hocam atışlarım hala iyi. Yurtta da çalıştım. Yani Fikretciğim biliyorsun maç süresince devamlı sabit durup atış yapma şansımız yok. Sen moralini bozma. Boş zamanlarında düz koşu çalış, turnike çalış. Formun düzelecektir. Tamam? Tamam hocam. Kampı alacaksınız değil mi? Semestirdeki. Şimdilik bilemiyorum. Çalışman lazım. Sen moralini bozma. Çalışmaya devam. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam hocam. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Filiz, bütçe raporlarını sana mail olarak attım. Çıktısını alıp birini Mustafa Bey'e, diğerini de Nafiz Bey'e verir misin? Tamam, tabii. Hemen. Merhaba Savaş Bey. Ah, merhaba Bülent Bey. Şey için rahatsız ettim. Dün Filiz Hanım işe gelmedi ya. Hani bir sorun olur mu, bir sorun oldu mu diye onu merak ettiğim için aradım. Size böyle mesai saatinde meşgul ediyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Aklınız kalmasın Savaş Bey. Filiz Hanım belirtti zaten hastalandığı için gelemediğini. Sorun yok yani. Siz merak etmeyin Savaş Bey. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim tekrar. İyi günler Savaş Bey. İyi günler. Filiz, bir şey mi oldu? Geçen ayın bütçesi. Tamam, teşekkür ederim. Mustafa Bey, tam olarak kimin vasıtasıyla aldım ben bu işi? Savaş Aktan mı? Yani Tufan Bey'le ikisi aracı oldu diyelim. Anladım. Ben torpille haksız yere yarış galip etmek istemem. Hak eden birini alırsınız işe. Avansı da iade ederim ben. Biz senden çok memnunuz. Evet Savaş Bey aracı oldu ama sırf biri rica etti diye de bu kadar işi beceriksiz birine emanet edemeyiz. İçini rahat tut. Avans olayında hiç merak etme. Ay sonunda maaşından düşeriz. Tamam? Sağ ol.